Şimdi şuradaki fabrikayı korlayacağım Miranda'yı. Erken dönemde kuracağımızı bir zannetmediğim için. Trenleri buradan alacağız. Stability verip. Kendimiz basarsak yetişmiyor çünkü. Rusya yolladı da bakalım ne zamana gelir kim bilir. En azından artık daha iyi bir milimiz var. Yeni askerler de düşebiliriz ama onun yerine combat fit arttırmak daha mantıklı geldi bana. Ne diyorsun? 10 combat bitti bir şey yapacağımızı düşünmüyorum. O yüzden attır beni. Ya 21'e tam edersem ne olur? Açımız çok var mı? Yok, tamam, doluyor. İşte bir de kürek versek bu birlikleri güzel olacak. Bir sonraki savaşımıza kadar dolacak mı? Dol. Oo, dur. Geldi cephe. Savaş geldi. Panama'ya ordu çekmen lazım. 10 birlik çıkarma da, Çektim 19'u oraya götür. Çıkarmayı da ayarlasana. Savaş açıyorum direkt. Oradan ben. Onu çok atamazsın. üzücü bir şey söyleyeyim mi? Aynen. Ama şey atsana direkt Panama'nın kaptörünü. O şimdi oradan yılanlayacaktır. Hem böylelikle Honduras'ı Orta Amerika kurdurmamış olduk. Bayağı bir güçlü bir rakip elemiş olduk. Hem de kendimiz Bolivar İmparatorluğu'nu kurmaya çok yakınız. Tamam, Ekvator'a gittik. Panama'da da Merhaba. savaşa gideriz. Evet. Denel. Efendim, silah ihtiyacınız var mıdır? Yo, hayır. Silah isterseniz Kanadalılar size her zaman kapısı açık efendim. Biz kendi Satabiliriz. ihtiyaçlarımızı kendimiz görebiliyoruz çok şükür ya, sağ olun. Böyle önemli bir savaş falan çıkar diye dedik biz efendim ya. Yok, önemli bir savaş yok ya. Ekmeğiniz olur, ordunun ihtiyacı olur. Teşekkürler. Peki, o zaman görüşmek üzere. Konvoy sayımız yetersiz, o yüzden oraya liman yapmama kararı aldım. Arjantin şeyi almış, Şili'yi almış. Bizim bir sonraki hedefimiz ne olacak? Hep beraber Meksika yapıyoruz efendim. E tamam, gidin yapın o zaman. Efendim işte şöyle bir sıkıntı oldu. Meksika ile İngiltere farklı da Amerika'ya yapmaya çalışıyorlar. Ya Biz ben daha o akıllı savaşta düşünüyoruz. tarafsız kalıcıyım. Onu da söyleyeyim. Benim işim gücüm var. Bakalım, ileride sözünü vermiyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Bizim ne kadar büyük engel olduklarınızı söylememe gerek yoktu efendim bakın. Daha fazla da ilerleyebilirim ve bunu yaparken kimseye de sormama gerek yoktur ya, bu kadar karışık. Daha da ilerleyeyim mi? Costa Rica'yı da alayım mı? Efendim vallahi efendim alabilirsiniz ya ben İşte çok almıyorum. Demek ki dostlarına tavrımı koruyorum. çok iyisiniz efendim. Buralar bana Her lazım olmasa fantezisine de alacak biri değilim ama lazımdı. Yok efendim biz size güveniyoruz. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Avrupa'ya nasıl? Avrupa'ya çok güçlü birlikler götüreceğiz ya. China Annex mi? Ne diyorsun ya? AI mıydı lan? Ne kadar kaldı? Sıçaklarından daha çok var. 100 tane falan aldık ama. Yani nerede sıkıntı olur biliyor musunuz Arjantin? Nereye alsa sıkıntı olur? Bolivya'ya girse sıkıntı olur. Bolivya'ya girmezse sıkıntı değil. Dünya yine karışık, çok karışık. Fazlasıyla karışık. Buna gireceğiz ama buna benim gibi vargol alıyoruz. Buna saldırmayacağım. Brezilya'ya da saldırmayacağım. Aa, bu burada giremeyecek. O zaman ben bir Costa Rica yapayım ya. Değil mi? Fırsat var. Acıma yetimi. Çok güzel bir laf o. Fransa toprağının altına girmek. Daha erken. Daha o kadar kuvvetli değilim. Fransa'yı tehdit edecek ya da İngiliz'i tehdit edecek konumda değilim. Efendim merhabalar. Evet, buyurun. İleride Meksika ile savaşmayı düşünür müydünüz? Biz şu an kimseyle savaşmayı düşünmüyoruz. Yani etrafımızdaki sınırdaş devletler haricinde. Anladım. Yani peki uçağa ihtiyacınız var mı? Uçak 100 güne alışverişimizi yaptık. 40 uçağa çıkıyor. Fighter. Uçak alışverişimizi yaptık. Bizim uçakla alakalı bir derdimiz yok. Tamamdır. İyi günler. İyi günler. Hatta uçakla alakalı harbiden hiçbir derdimiz yok be. Dağcıyı bir editleyeyim ben. Ekvatordan sonra direkt Peru'da iç savaş çıkarmaya gideceğiz. Peru'daki iç savaştan sonra rahatlayacağız. Çok askeri var Peru'nun. Yani bir anda asker düşüyor. Çok fazla state olduğu için ama iç savaşa girdiği zaman askeri kalmıyor. Ancak onu öyle doğuracağız. Yani 9 asker dediğine bakmayın maksimumda. Her state başına 3 asker oluyor değil mi? Ve bu Peru'nun çok fazla state var. En iyi yol hangisi? Ben Kolombiya'da otokratı çok beğendim. Çok fazla opsiyonu var. Hala daha Rus uçaklarını alamadık. Parti parti gelmeye devam ediyor. 71 tane sevkiyatımız daha kaldı. Ekvator Savaşı'ndan sonra ya bundan sonra iç savaş fokusuna doğru yollanacağım ben. 46 günde düşüremeyiz ama ya. Ben onu riske atmıyorum. Değil mi? Top fena değil. Ama uçağa da artık dönmem gerekiyor. Yani Rus uçaklarına biraz fazla güveniyorum şu an. Ama en nihayetinde Interwar uçağı. Ne kadar güvenmem gerekiyor onu da bilmiyorum ya. Yani umarım yeri yolda bırakmaz. Uçak biraz zayıf çünkü. Kimi aldı lan o? Dutch Indies'i. Güzel. Alman'dan demat edebileceğimiz bir toprak daha. Bu savaştan sonra hemen Peru'ya şey yapacağız. İngilizce zaten tam da ona mutabık sapla yapım da geldi. İyi oldu. Oğlum Alman'ı bir durduracak mı? Lüksemburg'u da aldı. Ona garanti atmış. Peki. Galiba Meksika ile ikna etmişler. Şu Fighter'ı Peru'dan hava üstünde alacak kadar biraz upgrade edeceğim. Bayağı ucuz olacak. Alüminyum yok çünkü, çıkmıyor bize. Radarda bir kere geri kalınca çok bekliyorsun. Üzücü oluyor ya. Hem Rusya hem de Almanya herkesi götürdü, söktü, götürdü. Ya onlar ufak tefek devletler ya. Onlar dert değil.
Alman şu an mefabilisiyede. Fransız için ekstra bir yaşam süresi demek. Ekonomisini hatırlamayacak. Bakalım bizim durum nasıl olacak. Fena durumda değiliz ama. Şu lazım bana. Slotsuz kalacağımı hissettim niyeyse. Abi ama Paris ne alaka lan? Bu kadar hızlı. Aa, Fransız'ı koruyan kimse yok ki. Çok normal. Bir Allah'ın koruyamıyor Fransız'ı. Sıkıntı da o ya. Sıkıntı da o. Yapacak hiçbir şey yok ona. Evet, işgale uğrayan ya da böyle kapitüle olmuş anlık devletleri, devletin halklarını alabiliyorsun mesela Polonya gibi. Size %100 multipopülasyon. Yani Fransızın veya mülteci kabul ediyorsun kısacası. Ama Frankiş olduğu vakit Avrupa'da çok fazla rakibi oluyor. Yani evet, Frankiş olmanın çok güzel yanları var ama zararı da var. Zararı da var. Yok diyemeyiz. Bir kere herkes düşmanınız oluyor. İyi, keyfim yerinde. Bir anti-demokrat raid atalım tekrar. Bu ofansif çok iyi olmamalı. Bakalım hiç savaş versin artık şu ülkede, haydi. Evet, Fransız an itibariyle bitti. Ya İngiliz-Alman ittifakı var ya da Alman-Sovyet ittifakı var. İtalya bu denklemde galiba Frankiş'e kurban gidecek gibi duruyor. Evet, başladı savaş. Lan hiç savaş çıkmadı Meta. Ana ne yapıyor lan? Beni hiç alakalı etmiyor. Hiç savaş çıkması gerekiyordu ya. Ben çıkacak demedim, sen dedin. Sanki öyle bir durum havadis vardı ama. Yokmuş. Harbiden yokmuş lan. Neyse, itebildiğimiz kadar iteriz. Vallahi iyi uydurmuşum ha. Ama yere çok iyi kes vuruyoruz. Çıkarmalarla beraber. Gerçekten sadece başkenti mi bırakmış? Hiç harbi mi? Başkenti çıkıyor muyuz başkente? Evet, sadece başkente çıkıyoruz. Aa, düşer. Düşer. Çok hızlı düşer. O başkenti canı pahasına koru. Evet. Gandalf'ın Baldrog'u tuttuğu gibi tut. Şu an bayağı bir şey geliyor senin buraya. Başkente de gitmem birazdan diyecektim. Öbür başkentten vuruyor. Üzdüm. Bak, Gandalf'ın Balrog'u tuttuğu gibi tutman gerekiyor bak onu. O çok önemli. Ben de sen altını koru. Bak, bu savaşı çok kolay geçirirsek alayına racon keserim. Buraya asker mi versen bir iki tane? Bir saniye dur. Diğer savaşı da bitiriyorum. Var asker var. Al, 10 tane asker düştüm o limana. İstediğin gibi yönet. Getireyim mi seni oraya? Heh, al bunu, tamam. Ben de yukarıdan ilerledim ya. Easy. Takviyeler aldı oraya. Bu savaş çok kolay geçirdik. Geliyor. Ben de ilerliyorum. Ulan ben o zaman bu adama debuff verdim galiba. Aynen, bayağı bir stabilite debuff verdim. Keşke atak buff'ını alsaydık. Zahra'yı çıkardık. Gene de şu an çok iyiyiz çünkü supply'ı mahvoldu. Ve mutlak havayı da aldık. Ben de bir Costa Rica fethettim arada. Çaktırma. Verilen sözleri tutmamaya şu andan itibaren başladım. Biraz düşman kazanıyor olabilirim. Dozunda. Yeterli. Kıvamında. Ama hiç gerek yok. Peri Savaşı'nda arkalanmadığımız sürece bizi isterlerse her savaşımızda arkasızsınlar. Hiç önemli değil. Lan bir var ekonomiye geçeydik ya. Neyse, Brezilya Savaşı'na geçeceğiz. Total MOBA bile geçirin ben bizi. Neyse, orayı... Buna bir bakılır ya. Ben bir Bolivya'ya yürüyorum arkadaş. Onu bunu ben bilmem, ben Bolivya'ya yürüyorum. Sayesinde savaş bitti. He? Ben ve mükemmel çıkartmam sayesinde savaş bitti. Çıkarmayı da ben çizdim şimdi. Ben çizdim lan. Tamam, çizmiş olabilirsin ama kanıtlayamazsın. Bitti. Yok, kanıtlarım. Düştü mü? Yok, çıkartmayı ben yaptım kardeşim. Ya hiç savaş başladı gerizekalı! Bu ne lan? Niye? Ya bir de puppet'ımız. Ah! Ki. Yes, harbiden ya. Alabiliriz. Al. Hiç toprak verme abi. Boş ya, puppet'ımız ama zaten. Ya bunu annexlesene ya. Çaktırmadan Meta'm, bunu annexle ya. Al ya şunu ya. Yiyeceğim uyarı umurumda değil. Bir multi germem, ne diyorsun? Bunu annexle ya. Ben böyle çıkacak iç savaşın canını okuyayım ya. Bana ne ya? Neyi annexleyeyim anlamadım. Hı? Ne kardeş? Ne diyorsun? Aha! Öyle mi olmuş? Allah Allah. Öyle mi? Ne oluyor? Allah Allah ya. Allah ya. Bize ama Bolivya lazım, biliyor musun? O kaynak güzel. Bolivya'ya yürüyoruz şu an. Tüh. Ben görmedim arkadaşlar, siz gördünüz mü? Arkada zaten böyle hokkabaz müziği çalıyor, çok iyi. Neyi gördük mü? Evet, çok güzel bir soruydu. İşte bu. Ünitleri bu arada 40 bite convert etmemize az kaldı. Ben bir de uçak kes uçağı da yapacağım. Rus uçaklarıyla bir yere kadar. Daha antitank gitmemiz gerekiyor. Kes uçaklar için ama. Eğer ki Arjantin'in hava kuvvetleri yoksa ama ordusu bunun kaç askeri var? Askeri yok. Biz bunun üretimi bok gibiydi değil mi? Biz bunu gireriz ha. Peru Savaşı'na ne diyor? Peru Savaşı'nda gireriz. Alman ne yaptı lan? Fransa'yı puppet salmış. Çok da komik olur biliyor musun? Çok az askeri var. Çok masum duruyor şu an. Ve biz asker sayımızı birazdan katlayacağız. Ben Brezilya'yı yavaştan alıyorum o zaman ya. Bir de orada bir kürek vereyim artık. Eliminden devam etmesin. Supply var. Supply var. Eliminden yaptım. United States of Colombia. Güzel. Costa Rica'yı da kollalım. Major olmamıza ben gerektiğini düşünmüyorum. Bu fokusları geçiyorum. Ne işin var senin Afrika'da lo?
Ne? Abi biz neden İngiltere'nin ortasındayız? Ne? Afrika. Bana yanlış inan vermiştir biri ona. Onu İngiliz'e geri iade etsene. Afrika'ya verdim. Legal değil. Tamam verdim verdim. Sant Afrika'ya verdim. Ne kadar da dürüst bir oyuncuyum değil mi? Legal değil dedi. Baba az önce bir şey yaptım. Pablo Gaviria Escobar. Soran olursa onu atarsın suçu, tamam mı? Ben seni general yazdım yanlışlıkla, onu ayırdım. Vallahi bilmiyorum, fetihlerimiz çok hızlandı. Şimdi bir de Brezilya'da aradan çukka alacağız. Brezilya hızlı için ben 40 bit unit yapıyorum kendime. Süper Brezilya hızında bana gemileri de hızladı. Yok öyle filo öyle yapayım. Öyle değil. Toprak hızı yapacağım. Ha yok, ondan sonra bir de Brezilya savaşımız olsun da filo çalalım. Ya o lazım olacak mi? O bize zaten girecek. Bir dakika, niye o bize giriyor lan? Niye? Adamın canını aldığım için. Antitank, antitank, antitank. Başlangıçta kullandıklarımız gerçekten çok gudubetler. Bunları asla ana üretime vermeyeceğiz. Aa, Arjantin garanti atmış. Ben bunu yerim ki, bırakmam ki onu. Net yani. O kaynak bana da... Sen Arjantin sınırına doğru çeksen hiçbir ordusu yok, hiçbir halt yapamaz. Merhabalar sayın Alfredo. Efendim, garantinizi gördüm. Baba. Sebebi nedir acaba? Bolivar İmparatorluğu'na ait bir toprağa garanti mi ettiğinizi? Yanlış görmüşler ya herhalde ya. Şöyle ki, bizim ihlak etmeyi düşündüğümüz bir devlet kendisi. Demokrasi götüreceğiz, özgürlük götüreceğiz kendilerine. Biz götürürüz. Biz götürürüz. Ama siz demokrat değilsiniz. Demokrat görünümlü otokratım. Bölüşümü yapılır mı bu toprakların? Yani bir toprak belki verilebilir. Yani bize alttakini ya da bilmiyorum, biz aslında üsttekiyle, işte alttakiyle tangıstan lazım bize ama yapılabilir, evet belki. Yani yarı yarıya. Valla bilmiyorum, benim ordu gücüm var. Yarı yarıya yapar mıyım bilmiyorum. Bizim de ordu gücümüz var gördüğünüz üzere. Bizde çok fazla uçak var ama. Bizde de Amerika var. Amerika bizde de var. Amerika bizde de var. Bizim düşmanımız. Amerika bizim müttefikimiz ama. Bizim de müttefikimiz. Yani evet, bize de yani. O zaman şey biz ikimiz müttefik mi oluyoruz bu konuda? Valla Bolivya'dan toprak vermeyi düşünmüyorum. Ha istiyorsan savaşa girebilirsin. Yok ben almayayım. Lütfen girsene ya. Çıkarmayı da hazırladıydım. Bahane arıyordum ben de. Ha. Lütfen hadi. Hadi bir kere lan. Yalvarırım lan. Yok yok yok. O kadar stability diyeceğim bak, yapma, yazık, günahtır ülkene. Yok gerek yok. Ya bir şey diyeceğim. Arkanızda bir tehdit var ama sizin hiç farkında Sayın değilsiniz Marcelo, ama. Sayın Marcelo, önemli bir olay oluyor da gelebilir misiniz Londra'ya? Birazdan geleceğiz. Hı. Arkamda benim tehdit metit yok. Bu araziye gireni gömerim. Emin misiniz? Amerika hariç. Amerika ile devam iyi. Ha tamam. O zaman biz de müttefik sayılıyoruz. Amerika ile sınırınızı ise. Yani. O zaman biz gidelim. Görüşmek üzere. Acon saldı bence. Direkt çağırıp vargolu koymak. Ne diyorsun? O zaman haksa da işgal et senden bunu. Valla Arjantin hiçbir şey yapamaz ya. O işin komik tarafı da o ya. Ben de ona güveniyorum. Ben bir sınır itilafını yapacağım ya. Elit veteran ordudan var mı şeyler? Bana tam 4 tane kaliteli asker lazım. Katolik kalp kalbe karşı derler. Tanrı seni bana yolladı. Yo ben kendim tam geldim buraya ama. Ben de tam Tanrı'nın ulağını sana gönderecektim. Evet. Katolik camiası zor durumda. Yani bu... biz Katolik değiliz. Biz genel olarak Hristiyanız. Yok biz evet onu kabul ettirdik bu arada. Biz direkt şey Katolik. Her şey serbest bizde. Yani. Katolik, Katolik. Hristiyan, Katolik. Karışık bizim durum. Hristiyan, Katolik, Katolik. Öyle Ortodokslar da çoğunlukta. Var. Mezhep ayrımının yeri, zamanı değil. Ama nasıl keyfi çıkacak ondan ama sonra? Ama sen yaptın, biz bir şey yapmadık ki evet. Efendim o zaman bu protestanlar bize saldırıyor. Roma'yı kirletecekler. Aa! Papayı yiyorlar. Evet, papanızı kurtarın. Yalnız ey evlatlarım. İngilizler de Alman ittifakında biraz sorun. Seni bir Amerikan ittifakına dahil etseydik ya. Efendim İngilizler, Fransızlar, Macarlar, Yunanlar, İspanyollular. Allah kurtarsın. Yani ey evladım. Heh. Papa seni çağırıyor. Gel. Ne olursan olayım geleyim mi gene de? Gel. Yani bizim çok yapacağımız bir şey yok. İngilizler, Fransızlar, İspanyollar, Macarlar, Yunanlar. Ya tamam da. Gel diyorsun da biz de biraz zor durumdayız papacım. Yani ne ihtiyacın var? Tanrı yanında değil mi? İşte bir o yanımda. Tanrı tamam var. Da başka da bir şey yok. Şöyle düşün. Biz İngiltere'nin iki katı gücündeyiz. Ama ben değilim. Işte bir Alman var. Eğer ki papacım 41'e kadar tutarsan gelip bayrağı senden devralıp geleceğim. Ama Amerika'yı ikna et. Amerika iknalı zaten. Yani... ama senin buraya Katolik ordusunu getirmen gerekiyor. Ya benim ordum Roma olmuyor, yakılacak. Roma düşecek. Maazallah ağzınız neler söylüyor. Hristiyanlık bitecek. Bunların amaçları çok farklı. Şeytanın izinde bunlar. Ya el prezidenten bir şey diyeceğim. Heh. Biz 10 bitlerle mi orayı savunmayı düşünüyoruz? 10 bit değil ki orada. Sıkmayın 20 bit yapalı oldu. Bizde
Biz de, hayır, biz de çoğunluk... 21 bitteyiz. Yo, 21 bit ordu. Ha tamam tamam, anladım. Amazonlara 40 bitte gidiyorum ben. Ya papacım, yok, yok. Şey yapmak caiz öyle midir? Evladım. Dızlamak caiz midir? Dızlamak nereyi dızladığına bağlı. Amazonları olarak... dızlamayı düşünüyorum birazdan. Caiz midir? Dızlı... Peki ne yapacaksın evladım onları dızlayıp? Kaynağına çökeceğim. Nehir peki, var bu kaynakta üzeri... kullanırken çocukların karnı doyacak mı? Muhtemelen yoksullar... hayır. Muhtemelen yoksun... çalışacak mı? Yok, zenginler daha çok zengin olacak. Ve muhtemelen daha farklı tarla alanları düşünüyorum orası için. İnsanlık peki, için pek iyi olmayacak. Ona rağmen. Ama kilise için iyi olabilir. Mi? O zaman Tanrı seni kutsasın evladım. Bu kadar kolay mıydı ya fetvamlık? Çok evet, güzelmiş evet. Evet. Anlamadım ama olsun. Bunlar bu arada bizi yaramaz. Yaramazlarsa gelirim. Yaramaz. Bir yaramazlarsa böyle bir... Katolik Katolik böyle. Ligini vurup gelirim rahat olsa. Tamam. Ama birkaç fetva istiyorum. Yani kendi dışında ordusu. Güney Amerika'da bir devlet görmek istemediğim için. Çağır evladım. Çağır buraya. Çağır. Bu arada köpeğim ben ve Arjantin'e karşı Uruguay'ı da garanti ediyorum. Karnımız ne ki adam yani? Köpeğim. Evlatlarım, birbirinizle dövüşmeyin. Ama o sana dövüşmeyin, yardım etmeyecek. Bozulma. O İngi- bak, Alman yanında. Bak şu an Almanya'da köpek ağzına sıçın onun. Hak yolundan sapmış o. Şeytana uymuş. Neyse babacım, görüşmek üzere ya. Seviyorsun. İyi günler dileriz. Oha! İyi günler. Heh. O Arjantin'in kaç sivili var? Yiyeceğiz. Fetva almaya gidiyoruz şimdi. Papa'dan hazır fetvayı da aldık. Bir de Amerika'dan fetvasını alalım. Brezilya'dan sonra direkt o en geniş cepheden vuracağız. Ya sevgili Patton, bu Avrupa'ya ne zaman gideceğiz biz ya? Avrupa'ya mı? Adırmaz imzaladık, bakalım düşünelim. Bir de efendim, ben bir katli caizdir raporu almak istiyorum. Yani fetvası kim almak mi istiyorum. Kim? Efendim bu Arjantin. Bu size yok yaramaz. Ben size yararım. Yok. Yok. Sen bize yararsın. Sen git. Efendim bakın, 76 tane birliğim var. Dünya kadar da uçağım var. Bu adamın 15 tane askeri yok ve dünya kadar sivili var. Ben eğer Güney Amerika'yı kurarsam sizinle beraber Avrupa'da yargı dağıtırız. Her istediğiniz yeri yaparım. Şu an puan efendim emzikliyoruz. Ya puanı boş verin. Siz ben yeteriz Avrupa'ya ya. Ya siz şey yapın bak, Brezilya'yı halledin. Ardından o kaynakları da alın. Ondan sonra bakalım ama şu an Arjantin'i verelim. Tamam, şu an değil ama bir açık kapı bıraktığınızı düşünüyorum. Al Almanlara gidince. Ya bak Arjantin 4 puan ama ben Güney Amerika ile 6'yım. Ben daha güçlüyüm. Abi, savaştan sonra hallederiz. Efendim adamın çok sivili var. Fetva istiyorum ben. E sen şu an tutun. Aldıktan sonra size 10 sivilde ikramda bulunuyorum. Ya dert sivilli. Ne o zaman? Müttefiklikse benden hala müttefik mi var size? Yani beni o kadar İngilizler yanında görmek istedi. 50 bin kere mektup attı, gitmedim. Dedim olmaz dedim. Sen şöyle düşün, ben seni Orta Amerika'ya genişleteceğim. Onunla alakalı çalışmalarımız var ya. Şu Meksika hakkında ne düşünüyorsun ya? Çok döndü. Kırgın şafağında. O güzel. Ben de o zaman bir Honduras yapıyorum izninde. Olabilir. Nikaragua'ya doğru bir gidin de Meksika'nın biraz fazla bir şey yapacak. Siz gidin oraya doğru. Ben Kırgın şafağında bombalarımızla bombalaya ilerleyeceğim. Tamam. Onu öyle yaparız. Ama dediğim gibi o Arjantin bana lazım yani. Onu halledeceğiz. Onu bakalım dedi. Ama şu anlık bir sakin dur. Duramıyorum. Delleniyorum yani. Çok karışık şu an. Biliyorum. Tamam efendim. Yok. Görüşmek üzere. Küba'ya savaş açıyorum. Küba'ya amfibi operasyon yapsana. Çok askeri var bak onun. Yo hayır, çıkarsın. Uçak çok fazla. Uçak koy çık. Üçlü üçlü çıkıyorum. Çünkü ikili ona çıkmaz. Ben sana söyleyeyim. Aa dur bakayım. Tren alamıyorum artık. Geçti o köyün pazarı. Ne güzel ki ben üretiyordum. O yüzden sonra yedim. İşgal etmek gerekebilir geri gelmeyecekse. Baktım bağlanıyor. Yavaş o var golü çekermişsin. Şimdi Amazon nasıl dızlanır attı çalışmaya hoş geldiniz arkadaşlar. Buradaki mağrur, kendinden emin ama biliklerimiz birazdan Amazon'u dızlayacak. 6 Division Amazon takası Word. Lastik kaynağını da direkt kapatacağımız için çok Word olacak. Ya bir şey. Bu Arjantin işi Amerika'ya sıkıntı çıkartabilir. O yüzden bence kaliteli bir fighter basla bombalanmayacağımız garantili. Ya zaten Arjantin'i darlayabildiğim kadar darlayacağım. Onun zaten ekonomik krizi biliyorsun çok büyük. Hiçbir şey basamıyor. Ekonomik krizini kaldırdığı vakit çok ordu basacak. Ben Arjantin kafasını Amerika'ya rağmen vurmaya çalışacağım. Çünkü %40 surrender limit debuff'u var. Yani bu adamın iki toprağına gitse ölür. Yani Arjantin, Brezilya'dan sonra hemen onu hızlıca dönmemiz lazım. Amerika'yı bir şekilde ikna edeceğiz. Ya Amerika'yla gideceğiz ya da İngiliz ittifakına girip gideceğim. Yani en sonunda kafayı yedirsin sabana. Merhaba. Evet, buyurun. Merhabalar. Buyurun. Efendim siz yazmışsınız. Görüşmek hayır, istemişsiniz. Aslında yıllar geçti efendim. Evet, neyse. Bayağı bir zaman geçti. Biz efendim siz hali hazırda
Bölgesel bir güç olmaya başladığınıza göre bizim düşmanların da böyle alüminyum kaynağına da yakınsınız hazır. Biz sizi kendi tarafımızda, faction'da olmasa bile bu Avrupa'yı söküp götürmüş. Vallahi papacığıma destek olmak için elimden geleni yapacağım. Nuri papacığımı öldürüyorlar efendim. Yani Güney Amerika Kolombiyalılarındır diye bir laf var bizde, duydunuz. İşte Arjantin Amerika çok severmiş. Ben diyorum ki gerek yok kardeş ya. Gidelim yani siz bence Amerika'ya dersiniz, bak aldım alüminyumlarını, koruyorum. Bak ben de bana bir kıyak çek, böyle göz kırıp onu yaparken. O sana şey yapar ya, bir destekle bulunur. Ama sen önce bir alüminyumları al, sonra biz Amerika'yı hallederiz. Bak ya, Kolombiyalılar benim nasıl alüminyumları aldı. Bana Arjantin meselesini çözerseniz ben sizinle beraber savaşa girelim. Ve ben tahmin ettiğinizden çok daha güç potansiyeli olarak büyük. Arjantin ne ki ya, bu derdi neymiş Arjantinlerin, anlamadım. Ya, benim onun ya. Derdim var ya. Yanlış anlamayın. Şey, o zaman Suriname'li British Guiana'da Kolombiya bayrağı gördüğünüz zaman Arjantin konusunu çözeriz size. Oraya o zaman Brezilya'dan sonra hemen göreceksiniz diyebiliriz. Tamam o zaman. Bizi mutlu eder. Bu arada burayı ümitsizce koruduklarını görüyorum. Avustralya'nın falan. Ben buraları alırım onlardan. Hiçbir şey de yapamazlar. Kollar sıvan da aynen. Bu dızlamadan önceki benim hal. 43 gün sonra dız başlayacak. Arkadaşlar bir şeyi dızlıyoruz. Brezilya'yı bakalım hadi maşallah. Hay maşallah. Aa, buralar bize kor gelmiş. Çok iyi. Papal olmasının en güzel yanı şey, İtalya'da iç savaş yemiyorsunuz abi. İç savaş yemeyen tek yol. Lakin birazcık zayıf çıkıyor diğerlerine göre. Ama etrafınız dört bir tarafınıza kuşatılınca biraz üzücü olabiliyor tabii. Bence Naval Innovation Support'a çıkarsın. Piyademiz bayağı buff'lı. Donu ala ala atakta falan bayağı iyi. Battleship veya heavy ship'imiz yok. Hiçbir şey yaramayacak. Karaya vurmayacak ki. Kalbin kırıldı değil mi? Vallahi biraz kırıldı lan. Mekanik bilmeyince benim haller ya. Yok, o kadar gemi aldık, hiç mi almadık ya? 80 gün sonra da şurayı alıyoruz. Sonrasında zaten Brezilya'nın ordusu Amazonlarda hapis kaldığı için iyice yok olan şeyi savaş açınca tamamen bitiyor. Küba'nın ordusu az bu arada. Bütün adaları koruyamaz. Küba'nın bir submarine var, el koyalım bence. Bence el koyulur. Ben zaten bütün donanmaları alaraktan oynuyorum buna. Zaten alt gemimiz var, bir gemidir. Brezilya'nın gemilerini alınca güzel olacak. Belki onlara convert atarsın. Elime gemi geçsin, her şeyi yaparım, o sorun değil. Elimde gemi yok benim. 150 dokyat vereceğim sana. Genelde doji mi senin için? Gerek yok ya. Bence de çıktın. Tamam, sen oraya ilgilenirsin. Ben de şu dızlama operasyonunu göstereyim. Şöyle... Lan yanlış yerde girdin! Aa, ki niye orada girdin? Hay senin aklına tüküreyim ben, he mi? Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Of. Neyse, Moskiyat olan ben girerim sana. Ya Allah kahretsin ya. Buradaki 6 division almadı köpek. Niye onu aldın? Sınırda bile değildi. Bilmiyorum, belki hala kazanabiliriz ama toprak kaybedebilirim. Güzel, anakaraya çıkmışsın. Uçak range'inde getirirsin. Abi Allah kahretsin ama ya. Allah kahretsin ya. Ne solak iş ya. Olmazdan almazsak zor gideriz biz orada. Zor. Tüm tadım kaçtı ya. Orayı bu arada alamazsak öleceğiz. Ya yürü artık. Yürü. Allah belanı versin. Bela okursanız gelir sizi bulur. Başaramadım abi. Başaramadık abi. Lan bir dakika, asıl o bize giriyor. Allah! Ben yine ne yaptın ya? Yine neyi beceremedin? Sen o kadar birimle idare edersin değil mi koç? Kim? Sen. Hayır. Hiç anakaradan asker alma, hiç anakaradan alma, hiç anakaradan alma. Anakaranın evlatlarına ihtiyacı var, Brezilya bize giriyor. Hiç umurumda değil. Hayır, saldıracak, hayır. Görmüyor musun Fargo'yu? Bana ne? Ya yapma, vallahi çok kötü dahlaya geliriz bak. Hiç umurumda değil, ben anakara dışında yaşarım, bana koymaz. Lan köpek, yapma. Birliklerin başından beri benim. Ya tamam, bir 24'lük aldım. Vallahi geliyor. Ben bu AI gelişini tanıdım, geliyor. Vallahi geliyor. Bana ne? Dövemeyecek misin sen şimdi yani o AI'yi? Dövemeyeceğim, evet. Asker yok sınırda çünkü. Oysa ki en iyi yaptığınız şeydi ama efendim. Ya sen buradan gitsene. Benim sinirlerim zaten tepemde. Ben burada ekmeğimden olmuşum ya. Bir insan ekmeğinden olmuşken bunlar söyler mi? Efendim, dost acı söyler. Dost değilse ki? Nasıl değilim? Ne demek değilim? Toprağım vardı, eskiden komşuyduk orada. Artık değil. Eskiden komşuyduk. Bizi görüşmek istedim. Güle güle.
Yani efendim üzdünüz biz sizi burada Almanlardan edindiğimiz savaş bilgilerinden nacizane destek veriyorduk ama olsun. Amazonlarda savaşacağız ha. Küba ne zaman bitiyor? Küba'daki birliklerin Brezilya'da ihtiyacı var. 10 birlik var. Git başka birleşim yani. Sanki birliğim varmış gibi söylüyor bir de ya. Kor gitmedi ya, kor duruyor. Kor duruyor da yani direkt Amazon'u bypass edip Brezilya'nın eksemek çok kolay oluyordu. Sayın Alfonso, efendim? Biz Arjantin'i kiklettirdik sizin diyeceğiniz üzere, kikliyoruz şu an. Ya o çok iyi olur. Ben şimdi zaten demandı da atacağım. Şu Brezilya'da bir aptallık yaşadım. O bittiği zaman şey yapacağım ben. Demandı ama atacağım. Orası er meydanı olacak yani. İki taraftan yani kim kazanırsa. Yok, er meydanı olmadı işte. Gerizekalı ordum yanlış yerde savaşa girdi. Yanlış ordu girdi. Efendim bizimki daha kötü. Biz cephe 72 asker çekiyoruz. 63 tanesi arkada çay içiyor. Kötü efendiler. Oldu ya. Ne oldu? Efendiler, İngiltere donanması Akdeniz'e sıkıştı. Gibraltar'ı evet. Aldık. Efendim bizim askerlerimiz kaldı. Hristiyanlık aşkıyla yanıp tutuşuyor. Dur ya, gene yanlış yaptım. Daha gene yanlış yaptım. Dur gitmeyin, gitmeyin. Gene sınır itilafı olacak. Gene kaybedeceğiz. Durun. Lan! Allah! Gerçek bir enayi. Hristiyan alemi ne zaman geleceksiniz? Bu arada adam tutuyor ya. Lan bu hangisi? Tamam, general karıştırdım. Lan dur yanlış oldu. Pablo Javier Escobar. Tanrı'nın nihayetiyle hocam. Değil. Gerçi biz o geleneğe çıkamayız ki. Ey Hristiyan aleminin çocuğu, ne zaman geleceksin bu topraklara? Hocam bir dur ya. Yakın zamanda değil, ben sana o kadar net söyleyeyim. Hocam Amazonlara kafa attık az önce, bir dur be. Ya 2-3 ağaçla uğraşırken. Lan o bana girdi. Roma gidiyor. Zerre umurumuzda değil. Şu an daha büyük dertlerimiz. Bak bana girdi diyorum, girdi. Evet, ormanlar daha önemli. Bak girdi derken şaka yapmıyorum, harbi ha, girdi. O zaman biz Roma'ya çekiliyoruz. Bence de çekilin. Tanrı sizinle olsun. Olmuyor ama. Desult diye diye. Bitirdin bizi bak. Amazonlara geçmeye kaldı. Ben Tanrı'nın evladı olarak gelmedim. Hadi Roma'ya gidelim. Evladım. Bitmiyor Amazonlara, evet. Niye geldim ben bu Allah'ın belası coğrafyaya ya. Ben sana bu yüzden dedim. Ya ben onu nasıl elim alırım ya? Ay ay, bana itliğini yaptı zaten. Benim itlik yapacak bir şeyim kalmadı. İtiyor mu bana? Dur bak şimdi. Çok adam kaybedeceğiz bu savaşta. Çok adam kaybedeceğiz bu savaşta. Öyle gözüküyor yani. Bizim Arjantin işi alan olmadı ya. Bire bire çıkacağız buradan. Karabin Federation biraz uzayacak gibi. Meta ne diyorsun? Ben sana dedim. 10 division'da ne yapmamı bekliyorsun? Endüstriyel olarak kullanabilirsin yani. Liman basabilirsin. Yok lan itiyorum. Amazonlar düşündüğüm kadar bereketsiz bir coğrafya değilmiş. Dağda keklik, burada Amazon. Yapacak bir şey yok. Acaba donanmanı birazdan alıkoysam? Geçici bir süreliğine. Hayır. Et yük ucundan. Hayır. Bir kere lan. Hayır. Bir kere lan. Hadi alalım. Dur bekle, dur çıkarma yerini. İstediğim fokusu gidiyorum, sallıyorum. Lazım ki. Battleship yapacağım lazım. Git, zaten bir anlamı kalmadı. Hiç ben alakadar etmiyorum senin anlamları. Sen o savaşı kazanacaksın. Başka ya bir de şimdi yok. Sınır çatışması başlayacak. Allah'ım. Allah'ım. Ne çatışması lan, ne oluyor? Geri zekalı gibi burada battle'a gireceğiz değil mi? Battleship basacağım diyor Metan herhalde. Ya söz verdik bir kere, yapacak bir şey yok. Adam hakkıdır istemek. Neyse dur, Amazonları deli taklidi müziğe eşinde yarabiliyorum. Daman da tarsa orada Küba'dan çekilir, 10 division'da gelir. Yo yo, hiç ordu çekmedim onun sınırından. İstiyorsa alsın. Evet. Merhaba sevgili dostum. Dostum derken? Görüyoruz ki zor zamanlardan geçiyorsun. Amazonlara eşeliyor. Harbi nasıl yani, eşeledim ben de bilmiyorum ama yani... Sizleri bu zor zamanlarda yalnız bırakmamak amacıyla, evet. Sizleri daha fazla yormamak için sizlerden biz aldığınız tüm topraklardan ha? Çekilmenizi i̇şte istiyoruz. Tehdit ettim ben öyle mi? 9900 tüfek mi yolluyorsun karşıya, ben mi yanlış görüyorum? Yoo, yoo. Seni köpek! Hayır, bir saniye nasıl? Bana gelecek yani, siz haberin olsun. Sen bana savaş açamazsın, ben sana savaş açarım. Olur ağaç. Fark etmez. Sen bana 125 gün daha aslanım. Ben sana 30 gün. Ne fark eder? Önemli olan niyet. Doğru. Onu iyi dedin kral. Şimdi de bizim sizlere demandımız var. Ya itemeyeceğin cepheden neyin demandını atıyorsun gerçekten? Çıkartma atarım. Atamazsın. Hangi donanmayla? Harbiden yani. Donanması var. Yok benimki daha güçlü. Döveriz. Nepe. Nasıl ya? Siz nara donanmaya... Aha. Aa, neyse ya biz gidelim o zaman. Siz öyle takılın. Evet evet, siz ya? Takılın. Siz ne ara donanma ürettiniz? Evet. Ya bir şey diyeceğim. Oraya kadar range'i yetmiyor ya.
Yapacak bir şey yok Allah. Ne yapayım oğlum da? İskandinavya'dan neyse. Bir, dur İskandinavya'dan bir şey edeyim. Tamam kardeş ben sana demant atıyorum. Reddettim. Bize daha demandı duymadın tamam. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Lan Milter'i spendikte kaldıydık. Metan. Ben hiç hareket etmiyor. Total MOBA çok geçiyorum bir, ya. Çok daha büyük klaslarım var. He? Total MOBA geçtim. Adam Amazon'a tank getirmiş. Bu adam kafayı sıyırmış anlıyor musun? Abi, oğlum biz Amazon'ları oldu. Deldik bak. Şu vallahi, an gram şey doğru. Sorunsuz bir şekilde Amazon'larda itiyorum biliyor musun? Çok da komik yok, oluyor. Bu arada sorun yaşamaya başlıyorsun da yani biraz... Hissettirtmiyor ama. Brezilya'yı o bize girmeden önce düşürürsek bu arada bir de çıkamaz. Donanmam daha güçlü olur ciddi anlamda. Yok o bize giremiyor zaten. Ben bir cancel justification atacağım buraya. Tüm genel Amerika kökeni İspanyol mu? Portekiz İspanyol. Brezilya daha çok Portekiz. Ama evet. Geri kalan daha çok İspanyol. Ya İspanyol şu an için yani Arjantin değil böyle bir şey yani coğrafya. Ya Meksika'ya kadar işte Arjantin'de. Sadece Brezilya orada şey. Ya o da yani bu arada Brezilya da çok devasa bir toprak. Öyle küçümsenecek bir şey de değil. Kıta evet. Gibi bir şey. Ya bizim istihbarattan gelen haberler göre savaş açmaktan vazgeçmişsiniz. Şimdilik kardeş. Biz açsak. Sana kalmış. H1'inden H2'sinden ama her türlü senden. Ama halkınız sizin hakkınıza korkak dedi bu yaptığınız şeyden yo, sonra. Yo Arjantin şey Brezilya savaşı bitince ben sana delikanlı gibi geleceğimi söylüyorum haberin olsun. Ben de delikanlı gibi sen beni yenemeyeceğini söylüyorum. Deneriz kardeş. Deneriz. Biz sizi yeneceğiz ama siz açsanız savaş bizimki çok uzun sürüyor. Valla bize ne gerçek anlamda sorunu soruyorum ben. Yani anca bizim savaş kendimize kadar ya kusura kalma savaş açamadığım için. Neyse o zaman kusura sizin kalma. Bu yaptığınız korkak hareketi kınıyoruz. Görüşmek üzere. Siz korkaksınız. Siz... Bak bana korkak diyor. Submarine seçini boş ver onu late'de alırız 44 için. Olur. Korkak bir dakika şu manpower'ı bir alayım. Korkak herif. Göstereceğim ben sana korkağı bekle. Korkak herif. Bak Amazonları deldim kork benden. Ben kendine bunu yapan sana ne yapmaz? Ben de iç savaş çıkarırım kendimde. Zaten senin ülkenin müsait ya. Durumlar. Ha evet ya. Darbeci general çok. Neyse ya. Dakika, ben korkaklarla konuşmam. Görüşmek üzere. Ben senin ilacını çözeceğim. Sen rahat ol. Merhabalar efendim. Evet. Buyurun. Çok uzun zaman savaştıktan sonra efendim sonunda toparlayabildik. He şimdi sen benden toprak falan isteyeceksin gibi geldi bakayım. Var mı öyle bir şey? Efendim rica edersem demant değil efendim. Ya demant edersen ayrı, rica edersen ayrı ama iki türlü de veremem. Efendim ülke kurup geri gel dersek size. Yo mümkün değil, mümkün değil. Kurtarmıyor, çok fabrika. Zaten ülke kurup ne yapacaksın? Zaten ilk isteysin lan. Elinden devam et. Ne gerek var kurmaya? Efendim zaten öldük efendim buraya gelene kadar. Tamam işte devam et peki daha fazla ölmeyesin kardeş. Efendim bari %10 petrol bağlasınız bize biz mekanize basacağız da efendim. Ya onu bağlarım. Onu o kadar gıya çekerim ben rahat ol. O bağlayayım da. Ya savaşa girince bağlarız. Ben savaşa girerim de evet. Efendim bu savaşta 700 bin adam kaybettik efendim manpavlasız. Senin nüfusun kaç oğlum? Ben ya kalbini kırmak istemem de Amazon ve Küba ile savaşırken 50 bin kaybetmedim. Sen ne yaşadın Efendim kimlerle savaşmadık ki efendim? Bir ara İngilizlerle de savaştık efendim White Peace attık. Şöyle düşün İngilizleri White Peace'e ikna edecek kadar iyi savaşmışsın ya da deli demişlerdir. Kendine bunu yapan bize ne yapmaz diye. Yani biz nasıl Amazon'da şu an hurra diye ilerliyorsak muhtemelen ve şu an var ya köpek gibi ölüyoruz. Buralara hiç bakmamışlar. Efendim İngilizler dedi nasıl savaştayız ben de bilmiyorum dedim efendim sonra White Peace attık. Hayırlısı diyelim ama efendim. Benden sana toprak kokmaz. Onu unut kardeş. Efendim artık bu saatten sonra sadece denemek istedim efendim yani. Yıl 40 oldu yani efendim. Yani. Sana daha çıkmaz yani onu diyeyim ben. Efendim petrol bağlayayım biz mekanizeye dönüyoruz. Tamam mekanize sen dön mekanize ama petrol bağlanır yani. Tamam. Tamamdır efendim görüşmek üzere. Hadi. Şükretmek önemli. Arjantin o kurudan yiyeceğini iddia ediyor. Ben seni yiyemezsin dedim. Bakalım ne olacak. En nihayetinde kendini savunmaya yönelik hamleler de yaptı. Tamam ben power'ı şimdi çözdüm. Son olarak bir dakika şu atak buff'u alayım ya. %5, %5. Arjantin için. Oo papalık yarıldı lan. Tüh. Bilmiyorum belki hala toparlar. Yok oradan da toparlar. Ruslar girerse toparlar. O line'da mı? Bak. Line'da bak anlayacağım. Amerika ile İngiliz savaşıyor öyle değil mi? İngiliz ana karısı tehdit altında. Evet Amazonlar da paket attı. Brezilya'yı çok iğrenç yönetiyorum. Cepheye hiç bakmayı düşündün mü? Yo baktım. Evet. 50 kere baktım. Gemileri aldım.
Gidelim. Alacağım alacağım dur. Gel lan buraya. Yay artık filan var.